Çünkü lastiği tahtadan sökeceğiz ve o yapıştırıcıyı lastikten temizlemeye çalışacağız. Yani bakalım ne kadar kolay ya da zor bir şekilde temizlenecek, onu görmüş olacağız. Evet, bir 5-10 dakika durduk ama özellikle kırmızı lastiği 10 dakikalık bir kurumadan sonra kurumuş olduğunu düşünüyorum ve sökmeye başlıyorum. Lastiğimizi tahtamızdan söküyoruz. Tabii her ne kadar kolay bir şekilde lastiğin tahtadan kolay bir şekilde söküldüğünü bilsem de yine de çok zorlamadan yavaş bir şekilde, çünkü özellikle Çin lastikleri sert süngere sahip, çok da iyi tutuyor, sert. Mesela tahtadan bir herhangi bir zedelenme olmasını istemem. Evet, buradan lastiğimizi tahtadan söktükten sonra bakalım temizliği nasıl olacak. Zamkın, yapıştırıcının lastikten temizlenme şekline çok dikkat ediyoruz. Yani neredeyse bir seferde hiç uğraşmadan takribi ...5-10 saniyede yapıştırıcıyı lastikten söküyoruz. Gayet kolay ve keyifli bir şekilde yapıştırıcımızı süngerimize, yani lastiğin süngerinden, bakın, hiçbir kalıntı kalmayacak şekilde temizledik. Tahtamızı kontrol ediyoruz. Neredeyse tahtada da hiçbir şekilde bir kalıntı yok. Sıfır kalıntı. Hatta pürüz bile yok. Bu anlamda sonraki işlemimiz lastiğimizin küçülüp küçülmediğine bakacağız. Direkt lastiği tahtanın üzerine indirdiğimizde, koyduğumuzda hiçbir şekilde bir küçülme olmadığını görmüş oluyoruz. Yani tekrar yapıştıracak olsak birebir lastiğin tahtaya yapıştığını göreceğiz. Evet, şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.